Evet, ikinci dönem birinci yazılımımız olan sosyal bilgiler dersimizin sorularını çözmeye devam edelim. Beşinci sınıflar, ikinci dönem, birinci yazılımımız. Evet, birinci sorumuz A. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru yanlışları yazmamız isteniyor. Evet, biz de hemen yazalım. Teknolojinin olumsuz yönleri de vardır. Doğru. Olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır. Teknolojinin gelişmesi hayatımızı kolaylaştırmıştır. Doğru. İnternet sitelerindeki bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır. Doğru. Çünkü bir siteden alınan bilgi doğru bir bilgi değildir. Birkaç yerden alınarak karşılaştırılmalıdır. Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız. Doğru. Com ve org uzantılı internet sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır. Yanlış. Bunlar daha çok ticari amaç güdüldüğü için pek fazla bir güvenilir değildir. En güvenilir olanlara biz Gov bir de Edu uzantılı siteleri söylemiştik. Evet. Gov7 ya da Edu dedik. İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenilirdir. Yanlış. Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden olmuştur. Doğru. Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır. Yanlış. Asla kendilerini düşünmezlerdi. Bilim insanların ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır. Doğru. Araştırmalarımızda internet sitelerinin ismini ve erişim tarihlerini mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Doğru. Evet, boşluk doldurmalara geçiyoruz. Boşluk doldurmalarda ise kavramlar verilmemiş. Bu kavramları bizim bilgilerimize dayanarak doldurmamız istenmişti. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazın. Ekonomik alanında yeni fikirler üreterek bunları uygulamaya koymaya nokta nokta denir. Yatırım ya da en önemlisi girişim. Girişim denir. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşmaya ve yöntem geliştirmeye icat ya da buluş denir. Bilim Çocuk Dergisi nokta nokta adlı kuruluş tarafından hazırlanmaktadır. Evet, mutlaka elinize Bilim Çocuk Dergisi geçmiştir. Bu dergi TÜBİTAK adlı kuruluş tarafından çıkartılmaktadır. Bir diğer sorumuz, insanların toprağı işleyerek ekip biçmesi ve ondan ürün elde etmesi yoluyla yapılan ekonomik faaliyete nokta nokta denir. Cevap tarımsal faaliyet ya da tarım deniyor. Zaten burada belirtmiş. İnsanların toprağı işleyerek ekip biçmesi. Buna biz tarım demiştik. Yer altından çıkartılan ve ekonomik değeri olan kaynaklara da biz ne diyoruz? Maden diyoruz. Evet, C kısmındaki soruya geldik. Diyor ki tablo verilmiş. Sanayi kuruluşlarının en çok hangi bölgede bulunduklarını yanlarındaki boşluklara yazın deniliyor. Evet, gördünüz. Şimdi un fabrikası en çok hangi bölgemizde yer alır? Cevap İç Anadolu bölgesi. Çay fabrikası, evet hemen hatırladınız, bildiniz. Karadeniz bölgesi. Ayçiçeği yağı fabrikası, buradaki düşüncemiz ayçiçek en fazla hangi bölgemizde üretiliyorsa orada ayçiçek yağı fabrikası vardır. Marmara bölgemiz. Zeytinyağı fabrikası. Zeytin en fazla hangi bölgemizde yetiştiriliyorsa orada da zeytinyağı fabrikası vardır. Cevap Ege bölgemiz. Et ve süt ürünleri fabrikası. Daha çok biz büyükbaş hayvancılık hangi bölgemizde yapılıyordu ve en fazla et ve süt üretimi Doğu Anadolu bölgesi. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorularımıza
Geldik. Evet, çoktan seçmeli sorularımızdan bir tanesi. Aşağıdaki bölge ekonomik faaliyet meslek eşleştirmelerden hangisi doğrudur deniliyor? Evet, bunu biz konularımızda görmüştük. Bölgeleri vermiş. Ekonomik faaliyet ve meslek. Marmara bölgesi sanayi. Buraya kadar doğru. Karadeniz turizm demiş. Karadeniz'de turizm değil, ormancılık daha yaygındı ekonomik faaliyet olarak. İç Anadolu bölgesi ticaret değil, daha çok tarım yaygındı. Akdeniz bölgesinde tarım değil, daha çok ne yaygındı? Turizm. Devam ediyorum deden. Burası yanlıştı. Çiftçilik değil, turizme bağlı olarak otel işletmeciliği, tur rehberliği, tercüman, aşçılık gibi. Bunu geçtik. İçan tarım demiştik. Ticaret yanlıştı. Tarıma bağlı olarak neydi? Çiftçilik olurdu. Ziraat mühendisliği olurdu. Bunu da geçtik. Ormanla bağlı olarak turizm değil. Karadeniz bölgesinde orman. Ormana bağlı olarak da daha çok neydi? Marangozluk, kağıt fabrikası, orman işçiliği gibi. A'da ise tamam, sanayi doğru. Meslekler olarak daha çok hizmet sektöründe yer alan mesleklerden bir tanesi söylenmiştir. Hani bankacılık, doktorluk, öğretmenlik, akademisyenlik gibi, şoförlük, kaptanlık gibi meslekler daha çok hizmet sektörüne giriyor ve bunlar da en fazla nerede yer alıyordu? Marmara bölgemizde yer alıyor. Evet, bir diğer sorumuza geldik. Bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez. Gelişmeleri takip ederler. Evet. Gözlem ve deney yaparlar. Evet. Tek amaçları dünyaca tanınmaktır. Bu da dünyaca tanınmak daha çok sanatçılara özgü, özellikle günümüz sanatçılarına özgü bir şeydir. Özelliktir. Meraklıdırlar, cesurdurlar ve sabırlıdırlar. Evet, buradaki cevabımız da C seçeneğimiz. Devam ediyoruz. Çiftçilerin yılın belli zamanlarında ekim ve hasat yapmaları gerekiyordu. Denizciler okyanuslarda güvenli bir biçimde seyahat etmek istiyorlardı. İnsanlar kolaylıkla haberleşmek istiyorlardı. İnsanların buluş yapmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hep istiyorlar. Dikkat edersek. A. İnsanların ihtiyaçlarına çözüm bulma isteği olabilir. Evet, bu olabilir. Mucitlerin daha fazla para kazanmak istemeleri geçelim. Buluş yapanların boş zamanların fazla olması geçelim. İnsanların daha rahat yaşamak istemeleri. Sanki bu da geliyormuş gibi ama bu da değil. Çünkü ihtiyaçlarına çözüm bulma var. Çiftçilerin yılın belli zamanında ekim ve hasat yapmaları gerekiyordu. Zaman zaman sel baskınları oluyordu. Bunları önceden bilmek istiyorlar. Denizciler okyanuslara güvenli bir biçimde seyahat etmek istiyorlar ama okyanuslar açılamıyorlardı. İnsanlar kolaylıkla haberleşmek istiyorlardı. Bunların hepsi de ihtiyaçlarına çözüm bulmak için. Doğru cevabımız A seçeneğimiz olduğunu da hemen söyleyelim. Geçelim. Evet, bu soru kitaplarımızda mevcuttu. Sabahtan beri oğlum özür dilerim. Sabahtan beri oğlum dışarı çıktı, arkadaşlarına oyna diyorum ama dinleyen yok. Gerçi çocuğa da hak veriyorum. Dışarıda oynayan arkadaşı da yok. Hepsi ya bilgisayar başında ya da televizyon izliyor. Derslerinin çalışmaları için aldığımız bilgisayarlar yüzünden şimdi evden çıkamaz oldular. Neden böyle oldu? Parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Teknolojik gelişmeler her toplum tarafından kabullenilmektedir. Dursun. Teknolojik gelişmelerin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Evet, bu cevap çok yakın geldi. Anne babalar teknolojik gelişmelere uyum sağlayamamaktadır. Geçelim. Teknolojik aletlerin hepsi zararlıdır. Geçelim. Doğru cevabımız B seçeneğimiz. Teknolojik gelişme olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Örneğin çocuklar ders çalışmaları için bilgisayar almışlar ama zamanların büyük bir kısmını bilgisayarda geçirmeye başlamışlardır. Beşinci sorumuz, aşağı hangisi sanayi fabrikalarının kuruluşlarının en fazla olduğu bölgemizdir? Sanayi bakımından en gelişmiş olan bölgemiz Marmara bölgesi olduğu için burada da fabrikalar oldukça çoğunluktadır. Bir diğer sorumuz,
Türkistan bilim adamıdır. Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur. Özellikle verilen bilim insanımız kimdir? İbni Sina'dır. Tıp alanında çalışma yapan Türkistan bilim insanıdır. Cavidar, matematik, Mimar Sinan, mimari alanında adı üzerinden bunu İshak Newton ise yer çekimi kuvvetini bulmuştu ama bu Türk değil. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Konya'da şeker pancar tarımının yapılması, şekerin Konya'dan fabrikada Ankara'ya getirilmesi, yapılan tatlılarda şekerin kullanılması, yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin türü, verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Birincisi üretim. İkincisi dağıtım. Şöyle şöyleydi. Sonra böyle oldu. Şekerde kullanılması da tüketim. Doğru cevabımız A seçeneğimiz oldu. Evet, hemen geçtik bir diğer soruya. İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı yaptıkları etkinlikle ekonomik faaliyet denir. Buna göre aşağıdaki hangisi bir ekonomik faaliyet değildir? Osman Bey'in fırın işletmesi bir ekonomik faaliyettir. Ali Dayı'nın koyun yetiştirmesi bir ekonomik faaliyettir. Görkem Usta'nın lokantada aşçılık yapması ve ekonomik faaliyet. Ayşe Hanım'ın sokak köpeğinin beslemesi. Cevabımız bu. Bir diğer sorumuz, hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan olan bilgisayar, yaydır radyasyon ve ışınlarla sağlığımızı da zarar vermektedir. Yukarıdaki bilgide teknolojik ürünlerin hangi özelliği vurgulanmak istenmektedir? Ülke ilerlemesine katkıda bulunması, geç iletişimde önemli rol oynaması, geç çok yararlı olması, yararlı olduğu kadar da zararlı olmasıdır. Bir diğer sorumuz, Murat Türk bilim insanlarıyla ilgili bir araştırma yapmış. Araştırma konusuyla ilgili bilgileri İl Halk Kütüphanesi'ndeki bir bilim kitabında bulmuştur. Murat araştırmasında faydalandığı kaynakları birlikte verirken aşağıdakisine yer vermez. Kütüphanenin adı. Buna gerek yok, biliyoruz. Kitabın yazarı mutlaka kaynakça kısmında yararlandığı kaynaklar kısmında belirtilmesi gerekiyor. Kitabın basıldığı yer ve basım yılı evet. Kitabın adı evet. Doğru cevabımız A seçeneğimiz. Geldik bir diğer sorumuza. En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Yeraltı kaynaklar oldukça zengindir. Sanayi gelişmemiştir. Tahıl ekimi yapılmaktadır. Bu bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu Anadolu bölgesi, B. Karadeniz bölgesi, C. Akdeniz bölgesi, D. Ege bölgesi. Doğru cevabımız Doğu Anadolu bölgemiz. Geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi olduğu söylenemez? İklimin etkisi. İklim bizim yaşam biçim, giyimimizi, yememizi, eğlencelerimizi, her şeyimizi etkiliyor. İklimin etkisi olmadığı bir şıkkı bulmamız gerekiyor. Erzurum'da kış turizminin gelişmesinde evet turizmi etkiliyor. Divri'de demir madeninin bulunması, demir madeni yer altında bulunan bir maden olduğu için iklimle bir bağlantısı yok. Adana'da pamuk ekiminin yapılması evet tarımı etkiliyor. Ankara'da küçükbaş hayvancılığın tercih edilmesi hayvancılığı etkiliyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.